Konnichiwa minasan, watashi wa Bishiu Prince Vegeta desu. Ve hoş geldiniz dostlarım, benim adım Prince. Evet arkadaşlar, Karabağ Şampiyonlar Lig macerasının 6. bölümdeyiz. Ve bugün arkadaşlar rakibimiz Napoli olacak yine. Revanş maçı. Son 5. bölümde Bayern Münih 2-1 yendik arkadaşlar. Ve şu an F grubunda 1. sıradayız arkadaşlar, 9 puanla lideriz. Avaraj sayesinde lideriz arkadaşlar. 2. sırada Bayern Münih var, 3. sırada Napoli var. Bakın arkadaşlar, Napoli'nin 6 puanı var. Eğer Napoli yenerse, biz kaybedersek onların da puanı 9 olacak. Yani o zaman bu gruptan çıkma şeyi adına birazcık kritik olacak durumlar arkadaşlar. Neyse, şöyle hızlıca A grubuna bakıyoruz. Fenerbahçe'nin hiç şansı kalmadı arkadaşlar. Son 2 maç var. Dediğim gibi onlar sadece Avrupa Lig mücadelesi veriyor şu an. Galatasaray 9 puanla lider arkadaşlar. Beşiktaş da lider 10 puanla. Bunlar ikisi sanırım bu turu geçer. Yani grup aşamasını geçerler. Sonra D grubunda Barcelona garantiledi bu grubu. Diğer grupları hızlı geçelim arkadaşlar. Çok geç vakit çekiyorum. Çok acayip uykum var ama sizlere bu videoları yetiştirmek adına arkadaşlar bunlara katlanıyoruz. İnşallah kötü oynamam. Ya da siz de bunun değerini bilirsiniz arkadaşlar. Neyse, okey. Şimdi ilk önce bir şunu göstereyim. Genel ayarlar. Süperstar 8 dakika arkadaşlar. Zamanı ilerletiyoruz. Maça doğru gidiyoruz. 6. bölümdeyiz. 7. maçımıza çıkıyoruz. Yoksa 5. maç mı lan? 5. maç olması lazım arkadaşlar, pardon. Okey, bakın yeni transferlerden. Şimdi bu, biz müsabakaya başladığımızdan dolayı bunu bilmeyenlere sesleneyim. Yeni transferler yapılmıyor arkadaşlar. Ben şimdi eski oyuncuların üstüne yaptım. Mesela bunu nasıl okunuyor bilmiyorum. Popoen mi okunuyor arkadaşlar? Poepon mu okunuyor bilmiyorum. Bunu Danilo Diaz'ın üzerine yaptım. Danilo Diaz çünkü Karabağ'ı terk etti arkadaşlar. Yani Karabağ'da oynamıyor artık. Sonra bir de Gurbanov'un yerine de İsmailov yaptım. Ama bu pozisyon şeyleri değiştirmiyor arkadaşlar. Sadece görünüşü değişiyor. O gücü de değişmiyor. Neyse, böyle idare edeceğiz. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Yani yeni transferler bu. Forma numaraları da sanırım değişmeyecek. Şimdi ilk önce ben oraya Tagiyev alayım. Şöyle, eyvah, Almeida yapma ya. Almeida formunda değil. Yusufov'u mu alsak onun yerine? Ya da şunu deneyin diyordunuz arkadaşlar. Diniyev'i alalım. Pozisyonu değiştirdim. Defansif olsun. Okey arkadaşlar, bakayım. Diğerleri iyi sanırım. Eyvah arkadaşlar, doğru. Son maçta bizim kaptan kırmızı kart yemişti. Eyvah eyvah. Bakın, kırmızı kart cezalısı. Ne yazık ki kaptanımız Sadıkov arkadaşlar, çok büyük bir kayıp. Karabağ adına. Ulan kaleci de formlu değil. Ne yapacağız? Bir dakika, ben şöyle bir bakayım. Şimdi burada kim var? Almeida'yı çıkartmalıyım. Onun yerine hadi İsmailov girsin. Aslında bir stoper de lazım. Şimdi kimin yerine? Yusufov'un yerine mi gelsin? Böyle yapalım. Okey arkadaşlar. Böyle oynayacağım. Kalede Şeyç, kaptan. Karabağ'ın ikinci kaptanı kim arkadaşlar? Bunu biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Agüero olması gerek ama galiba ya. Ya Agüero ya Şeyç arkadaşlar. Hadi Agüero'ya vereyim. Yani kalede Şeyç, sonra Agüero, Yunus Ade, Hüseyinov, Medvedev, Diniyev, Garayev, El Cadiyawi arkadaşlar, Dani Quintana, Tagiyev ve Reinaldo da Silva arkadaşlar. Böyle oynayacağız. Karşı tarafa bakıyoruz. Eyvah eyvah, Higuain. Oo arkadaşlar, kendi sahamızda oynayacağız. Ve maça doğru gidiyoruz arkadaşlar. Karabağ Şampiyonlar Lig macerasının 6. bölümdeyiz. 5. maçı olması gerek. Ve şimdi çok kritik bir maça çıkacağız arkadaşlar. Gerçekten çok kritik bir maça. Napoli'nin 6 puanı var, bizim 9 var. Eğer onlar yenerse onların da puan 9 oluyor.
Bayern Münih de yenerse onun puanı 12'ye çıkacak arkadaşlar. Gerçekten çok belki de en kritik maça çıkıyoruz şu an. Kaptan Agoli yaptım ben, bilmiyorum ama ikinci kaptan kim? Sanırım ya Şehit ya Agoli olması gerek. Ve Hamsik arkadaşlar, Napoli'nin kaptanı. Çok içtim bundan bugün arkadaşlar. Kalbim küt küt atıyor, şuna bakın. Burada yani göstermeye gerek yok. İki tane daha var şurada. Uyumamak için arkadaşlar. Gerçekten acayip uykum var. Geç vakit çekiyorum dediğim gibi. Neyse, maça gidiyoruz. Evet. Kaptan Sadıkov'un ne yazık ki yok bu maçta. Rezalı durumda arkadaşlar. Bayern Münih'e karşı kırmızı kart yemişti. Ve Diniyev ilk defa ilk 11'e giriyor arkadaşlar. Karabağ'da ve İnşallah bu maçı kazanırız arkadaşlar. Karabağ Celtic'e ne yazık ki ilk maçı 1-0 kaybetti. Ben bu maçı oynayamıyorum. Normalde oynardım PES'te ama Celtic takımı yok arkadaşlar. O yüzden Karabağ Celtic maçını yapamayacağım. Eğer olsaydı yapardım. Üf, arkadaşlar Yunusade Sadıkov'un yerine oynuyor. Şimdi Napoli'nin ilk 11'i geliyor. Kalede Carvajal var arkadaşlar. Carvajal pardon. Defans. Aman hücumda Higuain'a dikkat edeceğiz. Mertens, Insigne. Eyvah eyvah. Hamsik. Evet, Yunusade'yi gördünüz. Mertens. Ve Karabağ başlayacak arkadaşlar. Evet, Karabağ Şampiyonlar Lig macerası arkadaşlar. 5. maçımız Napoli'ye karşı. Galiba 5. maçımız. Hakem düğüyle başladı. Karabağ'a başarılar diliyoruz. Dani Quintana. El Cadiyawi. Pası. Sabitli değil. Şimdi dikkat. Eyvah. Napoli mutlaka yenmesi lazım. Şimdi Dani Quintana. Dani geçti. Dani şut atar mı? Dani Quintana. Kaleci. Karabağ arkadaşlar. Evet. 6. dakikada Karabağ ilk defa tehlikeli geldi. Dani Quintana'nın şutuyla arkadaşlar. Devam. Uzun oynuyor. Napoli. Bir dakika, şunu değiştirmeliyim. Radar. Çok kötü. Şöyle yapalım. Okey, böyle daha iyi. El Cadiyawi. Eyvah. Tagiyev geçti. Tagiyev geçiyor. Aa, son anda kaybettik arkadaşlar. Devam. Devam, devam, devam. Musa'da golü gördü. Golü. Medvedev. Evet, sakin oynuyoruz. Tagiyev. Tagiyev. Çok güzel hareketler Tagiyev'den. Pas gelmiyor Reynaldo'ya ne yazık ki arkadaşlar. Şimdi dikkat. Insigne gidiyor. Eyvah eyvah eyvah. Dikkat. Dikkat. Şey hiç süper. Uzun oyna. 20 dakika geride bıraktık arkadaşlar. Maçta henüz gol yok. Eyvah. Şimdi dikkat. Maggio. Ortası geliyor. Maggio'nun ortası. Son anda bizim defans çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi Reynaldo da Silva. Reynaldo. 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 Reynaldo da Silva ve gol arkadaşlar. Reynaldo da Silva en golcü oyuncumuz. Karabağ'ı 1-0 öne geçiriyor. Yes. Acayip bir sürpriz arkadaşlar. Hey yorum hey. Evet. Bu taraftarı hep seviniyor buralara. Bakın. Şimdi tekrarını görüyoruz. Çok güzel bir verkaç arkadaşlar. Reynaldo ve El Cadiyawi arasında. Reynaldo çok sert vuruyor. Kaleci Carvajal yapacak hiçbir şansı yok. Evet. İkinci tekrarla bakalım. Reynaldo da Silva arkadaşlar. Ayağın tersiyle böyle birazcık Quaresma stilinde
golünü atıyor ve Karabağ 1-0 önde arkadaşlar. Şimdi sakin oynamalıyız. Dani iyi kaybetme topu. Ne yapıyorsun Dani? Uzun bir top. Sakin. Sakin oynuyoruz. Dani hadi adamım. Ha golü. Çok güzel. Çok güzel Dani. Yapma Dani ya. Öyle yapmayacaktım. Reinaldo Silva yapma. Çok güzel yaptık ama gol atamadık be ya arkadaşlar. Oo, hatalı pas El Cadiyavi'den ama yine kaptı. Şimdi Karabağ'ın transferi gidiyor. El Cadiyavi topu kaybediyor yine. Medvedev dikkat etti. Eyvah. Mertens sol kanatta bomboş. Hüseyinov yetiş. Hüseyinov. Çıkartın. Allah'ım. Reinaldo. Kugiev. Ara pası geçmiyor. Hamsik dikkat etti. Evet, 3. dakikadayız arkadaşlar. İlk yarı bitmek üzere. 1-0 öndeyiz. Sakin oynayalım. Okey arkadaşlar. İlk yarı bizim adımıza süper geçiyor. 1-0 öndeyiz. Dünyevi görüyorsunuz. El Cadiyavi arkadaşlar. Reinaldo golüyle Karabağ 1-0 önde. Tofik Bahramoğlu'nun da. İkinci yarıya geçiyoruz. Şimdi dikkatli olayım. Da gol yemeyeyim. Gol yersem kötü olur. Dan iki tane kaptı. Çok büyük hata. Napoli defansından şimdi Quintana gidiyor. Dani Quintana inanılmaz bir gol pozisyonu kaçırıyoruz. İkinci yarının ilk dakikalarında arkadaşlar bakın Dani Quintana'nın şutu, plase şutu asfaltla çıkıyor. Dakika 47. Allah'ım bir salak, cezalandırmazlar beni. Atamayan atarlar diye bir futbol sözü vardır. Şimdi Reinaldo geçiyor. Reinaldo Silva yine bir şut. Reinaldo'dan Karbal çıkartıyor bu sefer. Evet Reinaldo acayip formda arkadaşlar. Çok sert vuruyor yine. Bu sefer ama Karbal çıkartabiliyor şutu. Şimdi Dani ile korner kullanacağız. Dani Quintana. Karabal yine 10 numarası. Allah'ım hadi. Korner mi? Goal kick. Allah'ım. Devam arkadaşlar. Acayip oynuyoruz. Bu önemli maçta. 3 puanı mutlaka almalıyız. Ki bu grupları garantiyelim. Bu maçı yenersek zaten bu gruplardan çıkmış olacağız arkadaşlar. Şimdi dikkat ama. Süper. Çok güzel oynuyoruz. Ulan tam öyle dedim, kolu kaybettim ya. Ben hep bir şey dedim de niye illa ters olması gerek arkadaşlar. Ya geçemiyoruz. Reinaldo hadi lan. Birazdan yeni transferi maça alalım arkadaşlar. Puepon neyle okunuyor arkadaşlar bilmiyorum. Puepon mu? Eyvah dikkat bomboş. Hüseyinov sakın ha. Süpersin. Hüseyinov dikkat etti. Şehirsen hatalı bir pas.
Allah'ım. Yunus Ade üf. Çok sert giriyor. Sarı kart çıkıyor Yunus Ade'ye arkadaşlar. Bu da Karabağ'ın yeni transferinden biri. Bakın. Lan topa müdahale ediyoruz. Neyse ben şimdi nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Çift forvet mi yapsam? Şöyle yapsam. Böyle mi yapsam ya? Neyse böyle oynayalım arkadaşlar. Okay. Karabağ'ın yeni transferi giriyor şimdi. Weapon mu? Bilmiyorum arkadaşlar. Forma numarası normalinde 29. Ben bunu değiştirdim de aslında ama dediğim gibi bu müsabakaya başımızdan dolayı Danilo Diaz'ın forma numarası geçerli oluyor. Ama eyvah. Eyvah, çok büyük bir hata. Arkadaşlar. Yani hiç yoktan iyidir bence arkadaşlar. Böylece yeni transferi de görmüş oluyorsunuz, evet. İsmini okuyamadım oyuncu. Puepon mu? Bilmiyorum, neyse evet. Bir defa topla buluştu. Hadi. 72'deyiz, 73. Reynaldo. Allah, Henrik'ten geçemiyoruz. Hayır, hatalı pas. Ya kaleci. Çıkar şey hiç. Allah'ım! Çıkart! Arkadaşlar! Ulan çalsa bakın! İki diğer çarpıyor top. Şey hiç uzaklaştır! Şimdi çok bastırıyor Napoli arkadaşlar. Dikkatli olmalıyız. Çok dikkatli olmalıyız. Napoli acep bastırıyor. Çok tehlikeli geldiler. Allah'ım! Gol yiyorduk ya. Devam. Kısa oynayayım, birazcık zaman kazanalım. Rinaldo olan Dani'ye. Sakin ol. Sakin oynamalım diyorum. Yine hatalı pas geliyor arkadaşlar. Ben artık bir şey demiyorum. Şu son dakikalar maça konsantre olayım. Da gol yemeyelim. Eyvah, 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 eyvah. Çok iyi. Arkadaşlar acayip tehlikeli geldi yine. Napoli Higuain'dan bakın milim milim mi arkadaşlar? 88'deyiz. Ama ikinci yarış doğruz. Atak bile yapamadık arkadaşlar. Sadece Napoli oynuyor. O ilk dakikalarda birazcık şansımız olmuştu ama ondan sonrasında nasıl? Dikkat, dikkat, dikkat. Hadi son 2 dakika. 92'deyiz, 93. Hakem bitir maçı. Allah'ım. Hakem bitir. Allah'ım çıkart. Uf. 95'e girdik arkadaşlar. Hakem bitirmiyor hala maçı. Sakın ha. Son dakikalarda gol yemeyelim. Sakın ha. Eyvah, eyvah, eyvah. Arkadaşlar grupları geçiyoruz. Puanımız 12'de. Ve Karabağ Şampiyon Ligi'nde grupları geçiyor arkadaşlar, F grubunda. Uykulu halde arkadaşlar maçı aldım ya. Bakın yeni transfer. Weapon mu bilmiyorum nasıl okunuyor arkadaşlar. Şimdi ismi lütfen yorumlara yazın. Okunuşunu yani. Goli'yi görüyoruz. Bir de bu arkadaşlar kaptan, ikinci kaptana Goli mi yoksa şey hiç mi?
Yoksa Almeida mı? Evet, şimdi bakalım diğer maçlar ne oldu arkadaşlar. Reinaldo oyun alımı seçiliyor 7.0 derecesiyle. Şimdik Real Madrid 2-0 kaybediyor arkadaşlar Benfica'ya karşı. Roma 0-0 berabere, Shakhtar Donetsk'e Bayern Münih berabere kalıyor. Biz lideriz arkadaşlar. Manchester United 2-0 kazanmış, Club Brugge 1-1 beraber kalmış, Arsenal 3-0 yenmiş, Paris'i Valencia 1-0 yenmiş, Bayer Leverkusen Chelsea 1-0 yenmiş, Fenerbahçe yine kaybediyor arkadaşlar. 0 puanda kalıyor Monaco'ya karşı. Schalke 2-0 yenmiş, Galatasaray 3-0 yenmiş, onlar da grup garantiledi ve bir üst sıra çıktı arkadaşlar, yani gruplardan çıkıyorlar. Sonra Manchester City 2-0 yenmiş, Beşiktaş 1-0 yenmiş, hala lider arkadaşlar Beşiktaş. Barcelona 1-0 yenmiş. Şimdi gruplara göz atıyoruz. Biz 1. sırada arkadaşlar 12 puanla lideriz. 2. sırada Bayern Münih var. Yani şimdi Bayern Münih Karabağ bu gruptan çıkacak arkadaşlar. Son bir maçımız daha var Shakhtar Donetsk'e karşı. O da grup birinciliğini belirleyecek. Okey, diğer şeylere bakalım. A grubunda Chelsea ve Bayer Leverkusen bu gruptan çıkıyor. Galatasaray çıkıyor arkadaşlar bu gruptan. Schalke ya da Juventus çıkabilir. Bir maç daha kaldı. Beşiktaş'a garantiledi grup birincisi arkadaşlar. Lider olarak C grubundan çıkacak arkadaşlar. Helal olsun Beşiktaş'ıma. Ve Manchester City çıkacak bu gruptan. Sonra Barcelona ve Ajax. Roma, Real Madrid. Real Madrid Benfica çıkabilir mi daha bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Manchester United City diyecek neredeyse arkadaşlar. Bu grupu garantiledi. Atletico Madrid, Club Brugge arasında sanırım Atletico Madrid çıkar bu gruptan da. Hagrun'a gidiyoruz. Burada Paris garantiledi. Arsenal, Lazio ve Valencia arkadaşlar. Sanırım ama Arsenal çıkar. Bu son maça kalacak. Neyse, evet 6. bölüm sonuna geliyoruz. Bir dakika. Evet, son grup maçımız arkadaşlar. Grup liderliğinden olacak şimdi bu. Shakhtar Donetsk'e karşı oynayacağız. Bunu 7. bölümde göreceksiniz. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Son 5. bölüm 300'üne beğeni sayısına ulaştı. İnşallah bu bölümde arkadaşlar en azından o kadar beğeni sayısına ulaşır. Çok uykulu çektim. Gerçekten sizler için böyle uykulu uykulu çektim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şimdi çıkıyorum. Beğenme sembolü basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Peace out. Sayonara. Bye bye. Yuh.